Elbette diğer 80 vilayetimize hizmet ederken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın mitingine katılarak konuşma yaptı. Bak biz neyiz? Toplamda biz 21 yıldır hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle konuştuk diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin gönlünü de icraatlarımızla ve samimiyetimizle almaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sosyal yardımlarda, sağlıkta çok ciddi adımlar attık. Toplamda 950 yataklı. Aydın'a 79 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. Toplamda 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık Aydın'a. Eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta çok ciddi adımlar attık. Toplamda 950 yataklı Aydın şehir hastanemizi yaptık mı? Nasıl, beğendiniz mi? Güzel mi? Biz buyuz. Biz Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu o rezilliği, o rezaleti biz milletimize layık göremeyiz. Çünkü biz şöyle bakıyoruz. Kanuni ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Onun için de şehir hastanelerimizde biz milletimize layık olan bu güzel hastaneleri yaptık. 9 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 1810 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1267 konutun yapımı devam ediyor. Şimdi de ilk evimle 3320 yeni konutu, ilk arsamla 7000 altyapısı hazır arsayı sizlerin hizmetine vereceğiz. Aydın'daki 4 millet bahçemizden ikisinin açılışını yaptık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 114 kilometreden devraldığımız Aydın'ın bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 381 kilometreye çıkardık. İzmir Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Aydın Denizli Antalya otoyolunu seneye tamamlıyoruz. Didim Yat Limanı'nı tamamladık. Mevcutların yanı sıra Aydın'a 4 baraj daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Aydın'da 555 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren 11 sulama tesisiyle 251 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize son 21 yılda toplam 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Aydın, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçanlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yeni Pazar'a doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Didim'e de doğalgaz arzı sağlamayı planladık. İnşallah şehrimizi hak ettiği seviyeye getirene kadar durmayacağız ama bunu sizlerle beraber yapacağız. Asırlık hizmetleri sizlerin istifadesine sunarken hep milletimizin gücüne güvendik. Başkaları yapıyorsa biz niye yapmayalım?